ziyaret eden herkese merhaba. Bugün 12 Şubat Salı, saatlerimiz 9'u gösteriyor. Günaydın sevgili izleyenler. Gündemden öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Gazetelerin ilk sayfalarını seslendireceğiz sizler için. Ancak yola çıkacak seyirciler için öncesinde İstanbul'daki trafik yoğunluğuna bir bakalım. İstanbul'da trafik yoğunluğu şu saat itibarıyla ortalama %44 sevgili izleyenler. Hemen bir bakalım köprü üzerinde durum nasıl? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde köprü üzerinde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde bir trafik yoğunluğu yaşanmıyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde köprü üzerinde akıcı bir trafik var. Ancak köprüyü trafiğe bağlayan yollarda bir yoğunluk yaşandığını aktarabiliriz. Yine aynı şekilde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de durum benzer. Köprü üzerinde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde bir yoğunluk yok. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde akıcı bir trafik var. Ancak Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde köprü trafiğe bağlayan yolda bir yoğunluk olduğunu aktarabiliriz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise çift yönlü olarak bir trafik yoğunluğu yaşanmıyor. Köprüyü trafiğe bağlayan yollarda yine bir yoğunluk yok diyebiliriz. İstanbul'daki trafik yoğunluğunu tekrar bir aktaralım. Şu an için trafik yoğunluğu %42 ortalama. İstanbul'daki trafik yoğunluğu bu şekilde. Gelen uyarılara bakacağız şimdi bir de. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi'nden gelen uyarılara bir bakalım. D100 Maltepe Küçükyalı yönünde sol şeritte trafik kazası var ve bu nedenle de bu şerit trafiğe kapalı. Yine TEM Ataşehir Küçükbakkalköy yönünde yaklaşık bir saat önce bir kaza meydana geldi. Bu kaza sebebiyle de bir şerit trafiğe kapandı. Bu yüzden yine burada trafik yoğunluğu oluşuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi'nden gelen uyarılar bu yönde. Bir de Ulaşım Yönetim Merkezi meteorolojiden bir uyarıyı taşıyor gündemine. Çarşamba ve Perşembe günleri fırtına uyarısı var. Bu sebeple de oluşabilecek kazalara karşın sürücüler uyarılmış İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından. Şimdi gelişmelerle devam edeceğiz. Ne yazık ki acı bir gelişme aktaracağız sizlere. Dün İstanbul Çekmeköy'de bir helikopter düştü, askeri helikopter. Ve burada 4 asker şehit oldu. Askeri helikopter Çekmeköy'de bir sitenin oyun parkına düştü. Kazada pilot yüzbaşı Ümit Özer, yüzbaşı Semih Özcan, astsubay başçavuş İlyas Kaya ve astsubay üstçavuş Yakup Avşar şehit oldu. Kaza İstanbul Çekmeköy ilçesinde meydana geldi. Test uçuşu için 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'ndan havalanan UH-1 tipi helikopterde önce 2 pilot ve 4 teknisyen vardı. Bakımdan yeni çıkan helikopter önce piste iniş yapıp 2 teknisyeni indirdi ve yeniden havalandı. Ancak Kirazlıdere Mahallesi üzerinde arızalandı. Helikopter pilotları binaların arasındaki bir açık araziye zorunlu iniş yapmaya çalıştı. Pilotlar son bir çabayla helikopterin binalara çarpmasını önledi ama sitenin içindeki oyun parkına çakıldı ne yazık ki. Helikopter çarpışmayla alev aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına müdahale edildi. 4 askeri personel Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acı haberi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu. Helikopterin düştüğü site içinde hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadı ama 4 askerimiz ne yazık ki şehit oldu. Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği Çekmeköy'de 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin yayın yasağı kararı verdi. İstanbul Çekmeköy'de 4 askerin şehit olduğu kazada düşen helikopterin UH-1 olduğunun açıklanması gözleri helikopterin karıştığı diğer kazalara çevirdi. Bu kaza gelecek yıl Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinden çıkarılması planlanan UH-1 helikopterlerinin Türkiye'de 6. kazası oldu. Birçok ülke tarafından kullanılmaya devam eden ve Vietnam Savaşı'nın simgelerinden olan UH-1'ler arama kurtarma, nakliye ve pilot eğitimi görevlerinde kullanılmak üzere tasarlandı. İlk uçuşunu 22 Ekim 1956'da yapan UH-1'ler 1959 yılında Amerika Birleşik Devletleri ordusunun hizmetine girdi. Son üretimi 1976 yılında yapılan UH-1'lerin o yıl üretim hattı kapandı. ABD Bell helikopterleri serisinin öncüsü olan UH-1'leri 2004 yılından itibaren kullanmama kararı aldı. Türkiye'de daha önce de
UH-1 tipi askeri helikopter kazaları yaşandı. 8 Kasım 2002 Bandırma 6. Ana Jet Üssü'ne bağlı UH-1 tipi bir helikopter eğitim alanına inişe geçtiği sırada düştü. Kaza sonucu ikisi ağır, 6 askeri personel burada şehit oldu kaza sonucunda ve yaralı askerlerimiz vardı. 16 Mart 2006'da Erzincan'a gitmekte olan UH-1 tipi askeri helikopter Erzincan'a 55 kilometre uzaklıkta yüksek gerilim hattına çarparak düştü. Kazada 5 asker şehit olurken 1 asker de yaralı kurtuldu. 10 Nisan 2006'daysa Kocaeli'nin Uzun Çiftlik beldesi yakınlarında UH-1 tipi askeri personel taşıma helikopteri düştü. 3 askeri personel şehit oldu. 10 Ocak 2011 Kara Havacılık Okul Komutanlığı'na ait eğitim uçuşu yapan UH-1 tipi askeri helikopterin Sincan ilçesine bağlı Temelli ile Polatlı ilçesine bağlı Dodurga Köyü Kapalı Tepe mevkii arasındaki bölgede düşmesi sonucu 5 subay şehit olmuştu. Ve 26 Kasım 2018 İstanbul'da 26 Kasım 2018 tarihinde 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'na ait olan UH-1 tipi askeri helikopterin Sancaktepe ilçesi Sarı Gazi mahallesinde düşmesi sonucu 5 asker şehit olmuştu. Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gündeminde Sancaktepe'de düşen askeri helikopter ve ağırlıklı olarak dış politika vardı. Öncelikle geçtiğimiz günler... Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından gazetecilerin karşısına çıktı. Türkiye'nin Cemal Kaşıkçı cinayetinin takipçisi olacağını belirten Çelik, Suudi Arabistan tarafından şeffaf olması gerektiğini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Ermeni tehciriyle ilgili yaptığı açıklamalarına da sert çıkan Çelik, Sayın Macron soykırımıyla yüzleşmek istiyorsa Cezayir'le yüzleşsin. Hiç kuşkusuz bu çıkışının Türkiye-Fransız ilişkilerinde bir maliyeti olacaktır diye konuştu. Türkiye'nin güvenli bölge hassasiyetinin altını çizen Çelik, Türkiye açısından bıçak kemiğe dayanmıştır. Güvenli bölge meselesindeki hassasiyetimiz yüksek düzeydedir. Emir verildiği andan itibaren bu gerçekleşecektir ifadelerinde bulundu. Ve Çelik son olarak Çin'in Uygur Türklerine ilişkin yapılan asimilasyonlarla ilgili yapılan iddiaları boşa çıkarmak için toplama kampını uluslararası gözlemcilere açması gerektiğini söyledi. Düşen askeri helikopter de yine Çelik'in gündemindeydi. Alınan tedbirlere dikkat edilir. Bu tedbirler doğrultusunda... Gazi Osman Paşa'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir iş yerinin önüne bırakılan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir iş yerinin camları kırıldı. Karayolları Mahallesi Osman Bey Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin önüne şüpheli kişi veya kişilerce bırakılan el yapımı patlayıcı patladı. Ölen veya yaralananın olmadığı patlamanın etkisiyle iş yerinin camları kırıldı. İhbar üzerine zırhlı araçlarla bölgeye gelen polis ekipleri caddeyi çift yönlü trafiğe kapatırken bomba imha uzmanları da inceleme yaptı. Olayın terör nitelikli olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından cadde trafiğe açıldı. İşsizlik Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri. Zonguldak'ta Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na alınacak 1000 işçi için sabah başlayacak başvurular öncesi İşkur önünde toplanan yaklaşık 1000 kişi gece saatlerinden sıraya girdi. Benzer görüntülere Ereğli'de ve Bartın'da da rastlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Zonguldak mitinginde TTK'ya ilk etapta 1000, ikinci etapta 500 olmak üzere toplam 1500 yeraltı üretim işçisi alımı sözü vermesinin ardından çalışmalar tamamlandı. Başvuruların 12 Şubat mesai saatinden itibaren başlayacağı duyuruldu. Yani bu sabah başlayacağı duyuruldu. İşkur başvurularının ildeki bütün ilçe ve belde belediyelerinde internet ve Alo 170 hattından da yapılabileceğini duyurmasına rağmen gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Ereğli ve Bartın'daki çalışma ve iş kurumu müdürlükleri önünde uzun kuyruklar oluştu ve o kuyruklardan görüntüler de şu anda ekranlarınızda. Kurum önlerindeki yaklaşık 1000 genç sıraya girebilecek.
girerek sabah olmasını beklemeye başladı. Üşüyen bazı gençler yanlarında getirdikleri battaniyelere sarıldı. Bartın'da daha benzer bir yoğunluk yaşandı. 1000 kişi içinden 200 kişilik kontenjanın ayrıldığı Bartın'da iş başvurusu yapmayı planlayan gençler gece saatlerinden itibaren çalışma ve iş kurumu önünde sıraya girerek uzun kuyruklar oluşturdu. Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye sağanak yağış ve fırtınanın etkisi altına giriyor. Sıcaklıklar 2 ila 4 derece artarken aşırı yağışlardan dolayı sel ve su baskınlarıyla kuvvetli rüzgardan dolayı çatı uçması ve doğal gaz zehirlenmesine karşı uyarı yapıldı. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyılarıyla zamanla Zonguldak ve Düzce çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sisle birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Marmara Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Budo ve İdo'nun bazı seferleri iptal edildi. İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre saat 7.50-9.45 Kadıköy Yenikapı Bursa, 7.45-10.45 Bandırma Yenikapı Bostancı ile 8.30-10.55 Bursa Armutlu, Armutlu Tatilköy Yenikapı Kadıköy seferleri iptal edildi. CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan Mansur Yavaş Tele 1'de soruları yanıtladı. Burada bize kaynağı nereden bulacaksınız diye soruyorlar. Hafriyat gelirleri Osmanlı Spor'a verildi. Günlük 15-20 milyar lira gelir vardı oradan ifadelerini kullandı. Hafriyat gelirleri Osmanlı Spor'a verildi. Bunların hepsinin belediyeye gelmesi lazım. Yok canım dediler, 50-100 bin lira yıllık karı var. Şimdi Sayın Mustafa Tuna geldikten sonra bir el attı ki günlük 15-20 milyonları gibi paralar hafriyattan gelir gelmeye başladı. Daha sonra billboard gelirleri var demiştim. Billboardların da birçoğunu aldı Sayın Mustafa Tuna. Otopark gelirleri var demiştim. Aslında otopark ücretini 1 liraya düşürdü ama birilerine verilen otoparkları geri almak için yaptı. Ve bu arada şunu hatırlatayım. Otopark yüzünden biliyorsunuz rüzgarlı sokakta bir genç katledildi. Evet, evet. O çocuk hani kader bir şey diyemem ama sağ kalırdı diye düşünüyorum. Yani bu olaylar olmazdı. Çünkü belediyede kalmış olacaktı. Anka Park'a bu kadar para yatırılmamış olacaktı. Şöyle düşündüğünüz zaman hemen hemen Ankara'dan bizim planladığımız 58 kilometre metro ama herhalde bu 30-40 kilometresi bugün bitmiş olurdu diye düşünüyorum. İnşallah Ankaralılar bu sefer daha fazla sahip çıkacaklar. Bu sahada görülüyor. Dediğim gibi hem mimari açıdan kentimiz bu kadar bozulmayacaktı. Sokaklarımız otoban olmayacaktı. Bir kayıp diye görüyorum yani açıkçası. Bu nokta. Evet, gazetelerin ilk sayfalarını seslendireceğiz şimdi sizler için. Bir Gün gazetesiyle bir başlayalım. Bakalım Bir Gün gazetesi ilk sayfasında hangi haberi görüyor? Hemen gelsin. Eskiden gaz kuyrukları vardı, şimdi patates kuyrukları var diyor Bir Gün gazetesi. Tanzim satış noktaları kuruldu.
sebzeler satılıyor devlet eliyle. Bu da Bir Gün gazetesinde eskiden gaz kuyrukları vardı ve şimdi patates kuyrukları var başlığıyla görülüyor Bir Gün gazetesinde. Bir Gün gazetesi diyor ki kendi iktidarından öncesinde eskiden gaz, şeker, yağ kuyruğu vardı diye anlatan hükümet fiyat artışlarıyla baş edemeyince tanzim pazarlarında ürün satmaya başladı. Yurttaşlar sebze ve meyve için uzun kuyruklar oluşturuyor. Bir Gün gazetesinin manşetinde yer alan başlığın ayrıntıları bu şekilde: İstanbul'da 50, Ankara'da 30 nokta diyor Bir Gün gazetesi. Hayat pahalılığı, zamlar ve artan gıda fiyatlarının seçmen üzerindeki etkisini gören AKP hükümeti belediyeler üzerinden sebze, meyve, gıda ürünlerinin tanzim satışlarına başladı. İlk tanzim satışlar Ankara ve İstanbul'da belirli meydanlara kurulan mobil araçlarla hayata geçirildi. Tanzim satışları için 15,5 milyonluk İstanbul'da, 50, 5,5 milyonluk Ankara'daysa 30 tanzim satışı belirlendi. Kota bile uygulanıyor. Ara başlık: tanzim satış noktalarında her ürün için 2 kiloya kadar inen kota uygulanıyor. Yurttaşlar biraz daha ucuza sebze, meyve ve gıda ürünü almak için metrelerce uzanan kuyruklarda beklerken bu görüntüler 70'li yıllardaki gaz ve ekmek kuyruklarını hatırlattı. Her fırsatta ana muhalefete yüklenerek ekmek ve gaz kuyruklarını yok ettiğini iddia eden AKP, 16 yıllık iktidarı süresince üretimi ve ekonomiyi bitirerek halkı bu yokluğa mahkum etti diyor Bir Gün gazetesi. Tanzim satış noktalarına ilişkin yer alan haberinde Bir Gün gazetesinin bu ayrıntılar var. Ve demiştik ki Bir Gün gazetesi eskiden gaz kuyrukları vardı, şimdi patates kuyrukları var. Devam edeceğiz. Yine Bir Gün gazetesinde yer alan bir diğer haber, hastanede kaos başlığı yer alıyor Bir Gün gazetesinde. Dün de ilk sayfasına benzer bir haber taşımıştı Bir Gün gazetesi. Hastanede yaşanan kuyruklar, beklenen sıralar vardı gündeminde. Yine bugün de hastanede kaos başlığını atıyor ve diyor ki seçim için alelacele bitirilen Bilkent Şehir Hastanesi çalışmaya başladı. Hastalar ve yönlendirme yapan personel bina içinde sık sık kayboldu. Bilkent Şehir Hastanesi'nde bazı bölümlerde hizmet vermeye başlandı. Yerel seçime yetişmek için aceleyle yapılan açılışın ilk gününde hastanede büyük bir kaos yaşandı. Bir Gün gazetesinin haberinde yer alan ifadeler bu şekilde. Yayıncılar kalıcı çözüm bekliyor başlığına bir bakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu ve gelecek hafta yasalaşması bekleniyordu. Nedir bu? KDV'nin tamamen kaldırılması gündemde olan konu. Yine Bir Gün gazetesi de bu konuyu gündemine taşıyor. Yayıncılar kalıcı çözüm bekliyor diye. Çok zor günler geçiren yayıncılar daha kalıcı çözümler bekliyor. Yayıncılar, küçük yayın evlerini işletenler, büyük yayın evlerinin çalışanları haline getirilmek isteniyor diyor. Ve bu konuda yine ilk sayfada yerini buluyor. Bakalım başka hangi konuya değinilmiş? Kolonlar artık taşımıyor başlığı bir diğer başlık. Geçtiğimiz gün Kartal'da Yeşilyurt apartmana çökmüştü ne yazık ki. Bundan sonra sık sık gündeme gelen bir konu kaçak yapılaşma, imar barışı ve benzeri konular. Yine bununla ilgili bir haber Bir Gün gazetesinde yerini buluyor. Bir Gün gazetesi kolonlar artık taşımıyor başlığını atmış ilk sayfasına. İktidarın kaçak yapıları imar barışı adı altında yasalaştırması ısrarı sürerken demiş Bir Gün gazetesi. Kartal'da çöken Yeşilyurt apartmanı Türkiye'deki binaların ne kadar güvenli olduğu tartışmasını yeniden gündeme getirdi. Şişli'de tehlike arz ettiği için 7 katlı 4 bina dün mühürlenirken, Avcılar'daysa bir cadde üzerinde bulunan çökme riski altındaki binalar tehlike saçıyor. Rize'de de taşıyıcı kolonlarda çatlaklar oluştuğu için tahliye edilen 8 katlı binada inceleme yapıldı. Dün de sık sık ekranlarınıza taşımıştık hem Rize'de de yaşanan olayı hem de Şişli'de yaşanan olayı. Tabii insanlar endişeli, hem endişe arttı Yeşilyurt apartmanında yaşanan facia sonrasında. Endişenin yanında farkındalık da arttı. Küçük bir çatlak olsa dahi artık insanlar telaşa kapılıyor doğal olarak. Hatta dün Rize'de yaşanan tahliye işlemlerinde burada yaşayan bir vatandaş da 6 ay önce yaşamıştık böyle bir şeyi. Çatlakları 6 ay önce fark etmiştik diyor. Ancak hiçbir önlem alınmadı diyor. Yeşilyurt apartmanı çökünce de böyle bir önlem alındığını aktarabiliriz sizler için. Orada yaşayan bir vatandaşın ifadelerine dayanarak.
Devam edelim. Diyanet rakının adını beğenmedi başlığı atılmış bir rakı markası Diyanet'ten gelen bir açıklama sonucu beğenilmediği aktarılıyor Bir Gün gazetesinde. Çünkü bu ismin Allah'ın sıfatlarından biri olduğu söyleniyor. Bu yüzden de beğenilmedi. Yine Diyanet rakının adını beğenmedi başlığı altında yazılan bir haber. Yine Bir Gün gazetesinden bir diğer habere bakalım. Tehdit varsa çekileceğiz. Belediye Başkan adayı Mehmet Özaseki, Cumhur İttifakı'nın tehdit olarak gördüğü bir adayın seçilme riski ortaya çıkarsa AKP veya MHP'den zayıf adayın yarıştan çekileceğini açıkladı. Özaseki, MHP lideri Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birlikte mitinge çıkacaklarını söyledi. Ve bu ifadeler de yine ilk sayfada yerini bulmuş. Devam edeceğiz Bir Gün gazetesinin ardından. Bir de bakalım Cumhuriyet gazetesine. Cumhuriyet gazetesi ilk sayfada hangi habere yer veriyor? Bakalım ne diyor? Karne kuyruğu gibi demiş. Yine Tanzim satış noktalarından bahsediyor Cumhuriyet gazetesi. Ve bunun için attığı başlık karne kuyruğu gibi. Kötü yönetimle sebzeye ateş pahasına çıkaran AKP, savaş yıllarına benzer görüntü oluşturdu. Karne kuyruğu gibi. Hemen bir bakacağız ayrıntısında neler söylüyor. Domates 2, yol 5 lira. AKP 2019'da sebzeyi karneye bağladı. Yanlış politikalarla ateş pahasına çıkan sebzenin fiyatı düşsün diye belediyeler devreye sokuldu demiş Cumhuriyet gazetesi. Tanzim satış yerlerinde sınırlı sayıda sebze satışa sunuldu. Bu kuyrukta beklemek ağrıma gidiyor diyen bir yurttaş, emekli olmasa gelemeyeceğini, çünkü yol parasının 5 lira olduğunu söyledi. En az 1 saat bekleme. İlk gün Ankara'da 15, İstanbul'da 34 ilçede 50 noktada kurulan Tanzim satış mağazalarında satışı bel tur çalışanları yaptı. 2 kilo soğan için bazı noktalara da 3 saat kuyruk oluşturdu demiş Cumhuriyet gazetesi. Tanzim satış noktalarından bir de vatandaşın ifadelerine de yer veriyor Cumhuriyet gazetesi. Biz de çıktık sorduk bu konuda Tanzim kuyruğunda olan vatandaşlara ne düşünüyorlar bu konuda diye. Bir izleyelim, ardından devam edelim. Uzun kuyruklar oluştu. Vatandaş uygun fiyatla alabileceği sebzenin peşine düştü. Pazar ve marketlerde fiyatlar yüksek olunca hükümetin verdiği kararla kuruldu Tanzim satış noktaları. Ankara'da 15, İstanbul'da 34 ilçede 50 tane Tanzim satış noktası var artık. Belediye görevlileri tarafından kurulan Tanzim satış noktasında hafta içi her gün sebze satışı yapılacak. Ancak vatandaş ürünleri sınırlı miktarda alabiliyor. Soğan ve patates 5, patlıcan ve biber 1, salatalık 2, domates de maksimum 3 kilo olarak satılıyor. Uygulamadan bazı vatandaşlar memnun kalırken, yerinde bir hareket. Biraz geç kaldık ama bu daha önce yapılmamalıydı. Onun da mazeretlerini bildiğim için şu andaki şu hareketin çok doğru bir hareket olduğuna inanıyorum. Ve milletin de buna inanmasını istiyorum. Ben çok iyi buluyorum. Devletimiz çok büyük. Çok zamanında güzel bir hareket yaptı. Bu işin sürekliğini istiyorum. Tamamıyla devam etsin istiyorum. Yani şu hiç beklenmedik bir iş. Beklenen bir iş değil ama vatandaşlar da aynı talepte, doğrultuda hareket ediyorlar. Allah razı olsun diyorum. Bazıları uygulamanın seçim nedeniyle yapıldığını söyledi. Bu ne ya? Sizce doğru mu bu? Doğru mu insanlar böyle sıradayken? Doğru mu hayatım? Doğru mu? Allah, gidin Allah aşkına şu insanların haline bakın ya. Türkiye'de denetim hiçbir şey yok. Denetim olmadığı sürece de bu fiyat yükselişler olur, inişler olur. Daha önce olan şeyler de bunlar. Niye daha önce böyle bir tedbir almadı da şimdi? Neden şimdi? Bu bir seçim vaadinden başka hiçbir şey değildi bu. Bu milleti, yani resmen milleti kafasıyla alay geçiriyor. Başka hiçbir şey. Vallahi komik. Zamanında tüp kuyruklarını eleştiriyorlardı. Şimdi aynı kuyrukları burada da görüyoruz. Aynı şekilde madem tüketiciden geliyorsa, mesela gazda, doğalgazda bunu yapabilirler. Benzinde bunu yapabilirler. Bence biraz göstermelik. Vitrine. Bu zamanda yapmak çok şey yani, biraz anlamsız geldi. Yani seçimlere yakın bu şeyler, hep bu açılışlar, şu ucuzluk vesaire.
bunları daha şey yapmak lazım ya. Şimdi burada kuyruklar varken başka yerde çok büyük masraflar, fuzuli masraflar var. En basit insanların bile altında makam araçlarına baktığınız zaman çok şey yerli mesela 100 bin liralık araçlar varken 700 bin liralık araçlarla geziyorlar. Bence çok anlamsız geliyor. O yüzden göstermelik gibi geliyor bana. Sebze meyve fiyatları arttı. Hükümetin bu yönde bir adımı oldu. Tanzim satış noktaları. Vatandaş da bu şekilde konuşuyor tanzim satış noktaları ile ilgili. CHP'den bir açıklama var. Parti sözcüsü Faik Öztrak hükümetin bu önerisinin CHP'ye ait olduğunu söylüyor. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan sebzeyle kalmayacağını söyledi tanzim satışının. Temizlik ürünlerine de geleceğini söyledi bu uygulamanın. Faik Öztrak bununla ilgili de konuşuyor. Faik Öztrak diyor ki hızlı kumanda ekonomisine gidiyoruz. Müflis iktidar hayat pahalılığına çözümü tanzim satış mağazaları açmakta buldu. Şimdi bu iktidar CHP'nin seçim vaatlerini, projelerini hep aşırıyordu. Buna alışmıştık. Sadece tanzim satış mağazaları yetmez. Bu projenin ayakları eksik. Sonra da çıkıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1970'lerde tanzim satış mağazalarından medet umacaklar. Derslerine eksik çalışmışlar. Arkadaşlar hızla bir kumanda ekonomisine doğru gidiyoruz. Asgariden bir merkezi planlama yapabilecek örgüte ihtiyaç var. Onu da ortadan kaldırdı. Sonu çok büyük hüsran olacaktır. AK Parti'nin genel başkanı çıkmış meydanlara bizi alfabeden harf seçip saçma sapan ithamlarda bulunuyor. Aslında saray demek... Biz de bir harf seçelim bakalım. Z harfini seçelim. Saray demek zam demektir, zulüm demektir, zarar demektir. Uluslararası para fonuyla son standby anlaşmasını o mektubu Washington'a gönderen heyetin başında bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dır. IMF ile iş tutma konusunda tecrübeli olan Sayın Erdoğan ülkemizi hızla IMF kapısına götürmektedir. Hal operasyonları başladı. Tanzim satış noktaları da kuruldu. Vatandaş ne diyor? Taşıdık ekranlarınızda. Muhalefet ne diyor? Onları da dinledik ve gazetelerin ilk sayfalarına da bakıyoruz. Bu konuda neler söylüyorlar? Peki kabzımallar ne diyor bu işe? Şimdi ona bakacağız. Batman'da Ali Batman başkan. Hani ne başkanı? Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman diyor ki bu konuda bıraksınlar biz bir hafta kapatalım halleri. O zaman sebze meyve fiyatları ne olacak bir görsünler. Aslında güzel bir şey. Uygulansa güzel bir şey ama başaramazlar. O da doğru bir yöntem değildir. Eğer ki hükümetimiz vatandaşına ucuz sebze meyve yedirmek istiyorsa... Türkiye'de üretilen bütün ürünlerin hallere girmesi lazım. Korsan satışlarla birlikte fiyatlar devamlı yükselmektedir. Bunun da sebebi belediyelerin olaya siyasi davranması. Siyasi davranıp denetim yapamıyorlar. Denetim yapmadığından bazı yerlerde fiyatlar fahiş fiyattan gidiyor. Bu da nerede? En çok marketlerde. Pazarlara girirse, pazarlarda denetim yapılsa zaten pazarlar ucuz satıyor, daha da ucuza satar. Ama bu tanzim satışlar göstermelik, seçim yatırımı gibi bir şey. Piyasada şu anda fiyatın yüksek olan nedir? Yeşillik türü. O da havadan, hava şartlarından, yağışlardan kaynaklanan olay. Narenciye misalen bu sene son 20 yılın en kötü sezonunu yaşadı. Sular altında kaldı. Allah'tan gelen afattır. Kimse ona bir şey diyemez. Ama her nedense hükümetimiz bunu hep hallerden kaynaklandığını söylüyor. Cumhurbaşkanımıza yanlış bilgiler veriyorlar. İzin versinler biz halleri bir hafta kapatalım. Türkiye'de sebze meyve durumun neye uğrar onu görsünler. Bir de denesinler bütün ürünlerin hale girmesini sağlasınlar. Ondan sonra fiyat farkını seyretsinler görsünler. %60'ı korsan satılıyor %40'ı hallere giriyor. Örneğin geçen hafta Mersin Limanı'na 150 tonluk bir gemi yanaştı buz. Hale giren 12 ton, dışarıda satılan 80-90 ton kaçak işte bu. Korsan tabir ettiğimiz kaçak satışlar. Bunlar hale girse bu fiyatlar aşağıya çekecek, arz talep dengesini koruyacak. Ama hale girmediği için denetim şeyi de olmuyor, denetim de olmuyor. Tanzim satış noktaları ile ilgili kabzımalların açıklamaları bu yönde vatandaşın görüşlerini taşıdık. Muhalefetin görüşlerini taşıdık. Şimdi sıra üreticilerde. Üreticilerden nasıl bir tepki geldi? Üreticiler diyor ki üretim desteklensin. Kimin ifadeleri bu? Finike Toptancıhal Derneği Başkanı İsmail Karataş'ın. Karataş diyor ki üretim maliyeti ve vergiler düşürülsün, sebze ucuzlar. Ucuz domates, biber, patlıcan yedirmek istiyorlar ama masrafımız çok. Biraz da gübreden, mazottan kesmeliler ki biz de vatandaşa ucuz
satmalıyız. Biz de halkımızın ucuz sebze yemesini istiyoruz ama maalesef maliyetimiz çok yüksek. Mazotumuz, elektriğimiz çok pahalı. Fidanın tanesi 3,5 lira. O yüzden devletimizden yardım bekliyoruz. Hep üretici haksız. Tüketiciye yükleniyorlar. Tüketicinin de haklı olduğu yerler var. Devletin bunun aslında önüne geçmesi lazım. Üreticiler ve Finike Toptancı Hal Derneği Başkanı İsmail Karataş tanzim satışı ile ilgili konuştu. Karataş, tanzim satışları ile rekabet yaratmak yerine ürün maliyeti ve vergilerin düşürülmesi gerektiğini söyledi. Bu sayede sebze meyvenin ucuzlayacağını savundu. Tanzim satışta buradan ürünler İstanbul gibi, Ankara gibi yerlere ışınlanarak gitmeyecek. Bunların bir nakliye masrafı var. Mazotun litresi 6 lira. Ürünler burada ambalajlanacak. Bu ambalajlara konmadan ürün kendiliğinden gitmez. Bunlar bir maliyettir. Oradaki esnaf bunun üzerinden fatura kesiyor, vergi veriyor devlete. Bunlar bir devlete, esnafa bir maliyettir. Ha, devletimiz şunu yapabilir. Vergileri tamamen kaldırabilir. Belediyeler rusumu kaldırır, stopaj kalkar. Ha, o zaman ürünler daha düşebilir. Ama buradaki esnaf çiftçi adına, üretici adına, biz üretici hallerinde esnafız, üretici adına temsilcilik yapıyoruz. Ama üreticinin halini soracak olursanız, üretici olmayan malı zaten para kazanamıyor. Gazetelerin ilk sayfalarını okumayı sürdüreceğiz. Cumhuriyet Gazetesi'nde kalmıştık. Cumhuriyet Gazetesi ilk sayfasında yine Çekmeköy'de yaşanan askeri helikopter faciasını taşıyor. Ve diyor ki yine bir faciası Cumhuriyet Gazetesi. 4 askerimiz şehit olmuştu bu kazada. Dün akşam saatlerinde yaşandı. Sancaktepe'de geçen Kasım ayında 5 askerin şehit olduğu helikopter kazasının ardından dün de Çekmeköy'de yine bir faciası yaşandı sevgili izleyenler. Bu konuda yine Cumhuriyet Gazetesi'nde ilk sayfada yerini alıyor. Ve az önce de ekranlarınıza taşıdığımız bir haber vardı. Bir faciası ilk defa yaşanmıyor Türkiye'de. Defalarca yaşandı böyle bir kaza. Bu helikopter sebebiyle yaşanan bir kaza. Bununla ilgili yine Cumhuriyet Gazetesi diyor ki acil iniş yaparken bir sitenin bahçesine düşen helikopterde bulunan Yüzbaşı Ümit Özer, Yüzbaşı Semih Özcan, Assubay Başçavuş İlyas Kaya ve Assubay Üstçavuş Yakup Avşar şehit oldu. Tartışılan birlerin envanterden çıkarılma süreci 2032'ye kadar uzatılmıştı. Cumhuriyet Gazetesi'nde kazaya ilişkin yer alan haber bu yönde. Hemen devam edeceğiz. Siyasetten bir habere bakacağız Cumhuriyet Gazetesi'nde. Cumhuriyet Gazetesi Mehmet Fatih Bucak'la ilgili bir haberi taşıyor. İlk sayfasında tartışılan bir isimdi. Yaptığı açıklamalar tartışılmıştı, eleştirilmişti. Mehmet Fatih Bucak da geçtiğimiz gün bir açıklama yapmıştı. Yanlış anlaşıldım diyordu Bucak. Bununla ilgili bir haber. Kılıçdaroğlu Siverek adayının da aralarında bulunduğu tartışılan isimleri yeniden değerlendirecek. CHP'de Bucak itirazı başlığı atılıyor Cumhuriyet Gazetesi'nde. CHP MYK toplantısında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden aday gösterilen Mehmet Fatih Bucağ'a bazı üyeler itiraz etti. Üyeler CHP'nin ilkeleriyle uyuşmayan Bucağ'ın özellikle batıdaki seçmenlerden tepki gördüğünü ve yansımanın olumsuz olacağı eleştirisinde bulundu diyor. Ve Cumhuriyet Gazetesi'nde Kılıçdaroğlu'nun bu isimleri tekrar değerlendireceği ifade ediliyor. Devam edeceğiz. Bakalım başka hangi haber? Asıl suç için adım atılmadı. Bu başlığın altında neler yer alıyor? Bir bakalım. Kumpasların 8. yılı. Balyoz Kumpası'nın 8. yılında konuşan Yaybay Ali Tatar'ın abiyi Ahmet Tatar, kumpasçılar hala gerçek suçlardan yargılanmadı dedi. Kumpas derde adım atılması için çağrı yaptı. Kumpas şehidi Ali Tatar doğum gününde anıldı diyor Cumhuriyet Gazetesi. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nde bu şekilde seslendirmiş olduk. Bir diğer gazeteyle devam edeceğiz. Karar Gazetesi'ni bir taşıyalım ekranlarınıza. Bakalım ilk sayfada neler söylüyor Karar Gazetesi. İmar barışında çürük bina uyarısı. Evet sevgili izleyenler, geçtiğimiz hafta Yeşilyurt Apartmanı'nda bir facia yaşandı. Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nda bir bina çöktü. Yeşilyurt Apartmanı çöktü. Burada ölen vatandaşlarımız var. 21 kişi hayatını kaybetti burada. Bununla
ilgili bir haber, imar barışı. Çünkü imar barışı yine gündemde, aynı zamanda kaçak yapılaşma gündemde. Özellikle bu yaşanan faciadan sonra tekrar gündeme geldi. İmar barışında çürük bina uyarısı diyor Karar Gazetesi. Hemen bir bakalım ayrıntısında neler yer alıyor. Kartal faciası daha kaç çürük bina var sorusunu gündeme getirdi. Depremde büyük yıkım yaşanabileceği gerçeği ise imar barışıyla gelen asıl tehlikeyi ortaya koydu. Sorunlu yapılar ayıklanması gerekirken her başvuranla barışa gidildi. Hukukçular göz ardı edilen konuda uyardı. Af belgesi olan bir yapıda benzer felaket yaşanırsa denetim görevini yapmayanlar bilinçli taksirle ölüme yol açmaktan sorumlu tutulur. Hukukçular böyle söylüyor. Ve Karar Gazetesi de ilk sayfaya taşıyor. Halk sebze hücum diyor Karar Gazetesi. Tanzim satış noktalarını bu şekilde görmüş. Halk sebze hücum başlığıyla devam edeceğiz. Başka hangi haberler var? Hemen bir bakalım. Merkel Davutoğlu'nun tüm isteklerini kabul etti. Hemen bir bakalım. BBC Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2016 yılında imzalanan göçmen anlaşmasını belgeselle gündeme getirdi. Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Hollandalı mevkidaşı Ruud ve Merkel'in bilgisi dışında müzakere yürüttüğünü öne sürdü. BBC belgeselinde Merkel ve Ruud'un Davutoğlu'nun tüm taleplerini kabul ettiği de öne sürülüyor. Dönemin Başbakanı Davutoğlu'nun basın danışmanı Osman Sert ise Davutoğlu'nun AB'deki ihtilafı Türkiye lehine kullanması bırakın Avrupalıların derdi olsun dedi. Karar Gazetesi'nde yer alan bir diğer haber, turizmle ilgili bir haber. Bakalım ne diyor Karar Gazetesi? Hans George Antalya'ya geri döndü başlığını atmış. Turizmde yaşanan bir gelişmeyi bu şekilde görüyor. Hans George Antalya'ya geri döndü. Turizmde yüz güldüren haber. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Baldıkaya, Avrupalı turistin rota yeniden Türkiye'ye çevirdiğini söyledi. Bu yıl rekor kırmaya amaçladıklarını vurgulayan Baldıkaya 50 milyon ziyaretçi hedefi koydu. Ön rezervasyonlar 2019'da Avrupalıların geri döndüğünü gösteriyor dedi. Hemen bakacağız. Yozgat'a Muş'u topla, işte sana Çankaya. Bakalım bu başlığın altında yer alan ifadeler neler, ayrıntısı neler. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2018'e ait adrese dayalı nüfus kayıt istatistiklerine dayanan verilerden İlginç bir tablo çıktı diyor Karar Gazetesi. Türkiye'nin en kalabalık ilçesi 920 bin kişiyle Ankara'ya bağlı Çankaya oldu. 82 bin kişinin yaşadığı Bayburt nüfus büyüklüğü bakımından 254 ilçenin gerisinde kaldı. En küçük ilçe ünvanlıysa 1785 vatandaşın kayıtlı olduğu Konya Yalıhöyük elde etti. Çankırı 1150 ile nüfusu en hızlı artan il listesinde ilk sıraya yerleşti. Ve ne yazık ki dün yaşanan kaza, 4 askerimiz şehit olmuştu. UH-1 helikopterinin düşmesi sonucu. Bununla ilgili de bir ifade, askeri helikopter siteye düştü. 2,5 ay sonra aynı yerde ikinci kaza diyor ve 4 şehit olduğunu da Karar Gazetesi ilk sayfasına taşıyor sevgili izleyenler. Spordan bir gelişmeyi aktaralım. 18 ay sonra Lucha stop demiş. A milli takımda Mircea Lucescu dönemi bitti. Türkiye Futbol Federasyonu Rumen teknik adamla yapılan ve Haziran 2019'a kadar geçerliliği bulunan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Göreve geldiği günden bu yana tartışmaların odağında yer alan 74 yaşındaki çalıştırıcının yerine Beşiktaş'ın patronu Şenol Güneş'in geçmesi bekleniyor. Spordan bir gelişme Karar Gazetesi'nde. Devam edeceğiz. Karar Gazetesi'ni geçeceğiz şimdi. Bir bakalım Sözcü Gazetesi neler söylüyor bugün. İlk sayfasına hangi haberleri taşımış Sözcü Gazetesi? Bakalım hemen manşetine. Devlet manavı önünde sebze meyve kuyruğu. Hoş geldin 70'li yıllar. Yine o döneme benzetilmiş Sözcü Gazetesi'nde Tanzim önündeki kuyruklar, Tanzim satış noktalarının önündeki kuyruklar. Burası İstanbul Bakırköy diyor ilk fotoğraf karesinde. İkincisi de yine burası İstanbul Aksaray diye iki fotoğraf karesi görüyor ilk sayfasında. Tanzim satış önünde metrelerce kuyruk oluştu. Sepetini ucuza dolduran sevinçle evine döndü.
70'li yıllarda gaz, tüp, yağ, şeker, benzin için kuyruğa giren vatandaş 40 yıl sonra domates, biber, patlıcan, soğan ve patates için kuyruğa girdi. Ortaya çıkan manzara 40 yıl önceki tabloyu hatırlattı. İşte halimiz. Ve 1977'den bir fotoğraf karesi, halk nerede ucuz mal bulsa hemen kuyruğa giriyor. Tarih tekerrür etti diyor Sözcü gazetesi. Türkiye'nin hali 1970'lerde böyleydi. Geçim sıkıntısı çeken vatandaşlar uzun kuyruklarda çile çekiyordu. Sözcü gazetesinin ilk sayfada yer alan haberi bu şekilde. Ve bir diğer haber yine ekonomiyle ilgili. Milletin mutfağı yanıyor, meclisin mutfağı yenileniyor. Vatandaş ucuz sebze almak için kuyrukta sıra beklerken meclis lokantasının yenilenmesi tamamlandı. Tadilat ve onarım işlemleri için 3 milyon 390 bin lira harcandı. Mecliste badana boyaya 166 bin lira ödendi. Sözcü gazetesinde yer alan bir diğer haber bu yönde. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, temizlik işine de gireceğiz. Evet, Sözcü gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerini ilk sayfasına taşımış. Tanzim satış noktalarında sebze satılıyor sevgili izleyenler. Bunun dışında Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı, bununla kalmayacağız dedi. Temizlik ürünlerini de satacağız dedi. Tanzim satış uygulamasını terörle mücadeleye benzetti. Nasıl Cudi'de inlerine girdiysek gıda terörü estirenlere karşı da ucuz ürün satmaya başladık. Temizlik malzemelerinde de buna gireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri Sözcü gazetesinde. Hemen bir diğer başlığa bakacağız. 21 kişiye mezar olan apartman deniz kumuyla yapılmış, cinayetin delili demiş Sözcü gazetesi. Ve burada da fotoğraf karesiyle destekliyor haberini. Yeşilyurt apartmanında çökme faciası sonrasında 21 kişi hayatını kaybetmişti. Apartmanın deniz kumuyla yapıldığı söyleniyor ve yine 8 katlı bir apartman bu. 5 katının normal bir şekilde izinle yapıldığı, 3 katının ise kaçak kat olduğu ifade ediliyor. Çöken Yeşilyurt apartmanında Sözcü gazetesi de bu konuyu gündemine taşıyor. İstanbul Kartal'da çöken Yeşilyurt apartmanından dün beton örneği alındı. Bu örneklerde bina yapılırken deniz kumu kullanıldığı tespit edildi demiş Sözcü gazetesi. Devam edeceğiz. Sözcü gazetesinde yer alan haberlere bir baktık. Bir de Engin Altay'ın tepkisi. Bir iddiası yine bu haberin altında yer alıyor. Yıkılan binada kaçak katları AKP'li başkan göz yumdu. CHP'li Engin Altay'ın ifadeleri bu yönde. AKP'li başkan Mehmet Sekmen'in izniyle 1998'de eklendiğini öne sürdü diyor Sözcü gazetesi. Gazetelerin ilk sayfaları bu yönde sevgili izleyenler. Şimdi bugün salı grup toplantıları var. İYİ Parti lideri Meral Akşener grup toplantısında konuşuyor. Onu dinleyeceğiz. Sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bize emanet edilen bu kürsüden ocağa yemeğini koymaya hazırlanan ev kadınlarımıza selam ediyorum. Ofisinde çayını, kahvesini içen, elektronik postalarını açmış, günlük programıyla meşgul çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum. İstirahat edeceği yerde iş peşinde koşturan, mesela sabaha kadar taksicilik, bekçilik, otoparkçılık yapan emeklilerimize de hayırlı istirahatler diliyorum. Kantinde, kütüphanede, amfilerdeki öğrencilerimize başarılar diliyorum. Bismillah demiş, dükkanı açmış. Rızkını bekleyen esnafımıza da hayırlı, bol ve bereketli işleriniz olsun diyorum. Çünkü sağ olsunlar, mesleğin hakkını veren birkaç televizyon kanalı grup toplantılarımızı canlı yayınlıyor. Sınırlı da olsa milletime sesimi duyurabiliyorum. Bu vesileyle o televizyonlardan biri olan ve yeniden yayın hayatına dönen Türkiye'm TV'ye de şükranlarımı iletiyor, başarılar diliyorum. Kardeşlerim,
Dün akşam İstanbul'dan gelen acı haber hepimizi derin bir hüzne soktu. Helikopter kazasında 4 kahraman askerimizi şehit verdik. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Son dönemde helikopter kazaları dikkat çekiyor. Bu konuda gerekli inceleme ve araştırmanın yapılacağına da inanıyorum. Takipçisi de olacağız. Aziz milletim, İnşirah suresinde buyuruluyor ki, elbette her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. Allah'ın izni, sizlerin gayreti ve milletimizin de desteğiyle bütün engelleri aşıyoruz. İmanın, cesaretin, millete adanmışlığın sonu elbette böyle olacak. Alın teri boşa gitmez, emek zayi olmaz, gayret karşılıksız kalmaz. Hep birlikte daha güzel günler göreceğiz. Bu yola çıkarken kolay olmayacağını hep birlikte biliyorduk. Bir yerlerden söz almadık. Kimseden hiçbir garanti istemedik. Damarlarımızda akan kana, milletin irfanına güvendik. En önemlisi de gayrete tevfik bağışlayan Allah'a güvenip yola çıktık. Anka kuşunun hikayesini bilir misiniz? Binlerce kuş anka kuşunu görebilmek için 7 vadi üzerinden Kaf Dağı'na doğru uçarlar. O 7 vadinin her biri ayrı tuzaktır. Nefis yani ego vadisi bir tuzaktır. Cehalet vadisi bir başka tuzak. Yalnızlık bir tuzaktır. Dedikodu bir başka tuzak. İnançsızlık vadisi de, benlik vadisi de ayrı tuzaklardır. Nefsine yenilenlerin geri döndüğü ya da yolda kaldığı bu yolculuğu tam 30 kuş tamamlar. Ve anka kuşunu görebilmek için geldikleri Kaf Dağı'nda gerçeği anlarlar. Anka kuşu oraya ulaşabilendir. Yani kendileridir. Bütün tuzakları aşıp dağa ulaşabilenlere zümrüdü anka denir. İşte kurulan tuzaklara düşmeyenlerin omuzlarında yükselen İyi Parti, Türk milletinin zümrüdü ankasıdır. Elbette menzile varana kadar belki sürçenler olacak, belki düşenler olacak, sendeleyenler olacak, geriye dönenler olacak, nefsine yenilenler olacak. Ama bu yürüyüş durmayacak. Çünkü biz yılmayacağız, yorulmayacağız. Zor günlerden geçen milletimiz bizimle küllerinden doğacak. Belki imkanımız, paramız, pulumuz, sarayımız, kortejimiz yok. Ne gam, biz saraylara değil, gönüllere ve hakka talip olmuşuz. Biz bahtımızı en güvendiğimiz adrese, Rabbimize, milletimize emanet etmişiz. Şükürler olsun, şimdiye kadar yüzümüz kara çıkmadı. Bundan sonra da çıkmasın diye duacıyız. Biz yılmayacağız, yorulmayacağız. Ya ben İstanbul'u alırım, ya İstanbul beni diyen Fatih kadar kararlı olacağız. Geldikleri gibi giderler diyen Mustafa Kemal gibi inançlı olacağız. Ve Allah'ın izniyle başaracağız. Başaracağız, başaracağız.
Değerli kardeşlerim, sıkça vurguladığım gibi kim ne derse desin, biz İyi Parti olarak güzel konuşmaya devam edeceğiz. Doğruya doğru diyeceğiz. Bizi çekmeye çalıştıkları sarmala, düşürmeye çalıştıkları çukura düşmeyecek kadar devlet tecrübemiz var çok şükür. Güzel ülkemizin, Türkiye'nin menfaatine halel getirecek bir şey görürsek de kimseyi kırmadan, yıkıp dökmeden doğru gördüğümüz yolu elbette önermeye devam edeceğiz. Çünkü biz o yüce insanın konuştuğumuz zaman ya hayır söyleyin ya da susun sözünü şiar edindik. Evet, ekonomideki kötü gidişata üzülüyoruz. Yargıdaki haksızlıklara, kadına şiddete ve Allah'ın yarattığı hayvanlara yapılan zulümlere öfkeleniyoruz. Sınırımızdaki güvenlik problemlerine şahit olduğumuz zaman öfkeleniyoruz. Ve bir an evvel bu sorunların cümlesini, tamamını çözmek istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Sadece biz değil, vatanını seven herkes aynı duyguları yaşıyor. Biz bunun farkındayız. Bu yüzden hep diyoruz ki hislerimiz bizi ayrıştırmamalı. Aksine birleştirmeli. Milletimizin çekmek zorunda kaldığı güçlükler, birlikte hareket ederek çözüm yolunu bulabilmek için bizleri cesaretlendirmeli. Buradan ülkemin her köşesine sesleniyorum. Bu güzel üslubu, bu nezaket dilini devletin en tepesinden başlayarak 82 milyon vatandaşımızın da benimsemesini istiyoruz. Böylece önce siyasiler arasındaki kamplaşmalar, sonra da milletimizin itildiği kutuplaşmalar azalacak. Birbirimizi anlamak için adımlar atarsak sorunlarımızın çözümü de kolaylaşacaktır. Değerli milletvekilleri, biz söyleyince kızıyor, sinirleniyorlar ama bugün milletimizin çözüm bekleyen en önemli sorunu pahalılıktır. Soğan pahalı, biber pahalı, domates, patlıcan pahalı. Neden pahalı diye sorunca diyorlar ki aracılar parayı götürüyor. Kim bu aracılar? Fırsatçılık yapanın tepesine çökün diyoruz. İktidar şikayet edecek makam değildir. Ama bunlar sürekli şikayet ediyor be kardeşim. Orası yanlış yapan varsa gereği yapılacak makamdır. Şikayet makamı değil, devamlı olarak bir şikayet diliyle karşı karşıyayız. E yapamıyorsanız gidin kardeşim, yapanlar gelsin. Ama mesele... Ama mesele bu zamanları kollayan bazı fırsatçılar değil ki. Her kriz döneminde elbette fırsatçılar olur. O fırsatçılara devlet edenler, yani hükümet gereğini yapar. Orada bir sorun yok. Tüketen vatandaş, yani patlıcanı, biberi, soğanı, domatesi satın almak zorunda kalan vatandaş feryat ediyor. Aynı zamanda bunları üreten çiftçi de, ürünü taşıyan da, satan da feryat ediyor kardeşim. Bu işte bir gariplik yok mu? Bu ürünler Anadolu'da, Trakya'da yetişiyor. Yetişiyor yetişmesine de mesela 15 milyonluk İstanbul'a nasıl gelecek? Şimdi ben size anlatayım. Ürünler araçlara yüklenecek. O araçlar suyla çalışmıyor. Mazot yakıyor. Peki o mazota zam mı kim yapıyor? İktidar. Şimdi ben soruyorum. Zamların sorumlusu dediğiniz o aracı, o fırsatçı iktidar olmasın? Bütün bunları pahalılaştıran, girdileri pahalılaştıran, sonuçta ürünün pahalı olmasına sebep olan, eylemleri yapan, tavırları koyan tutumun sahibi
Demek ki bahsedilen o aracı, fırsatçı iktidar. Siz yapıyorsunuz. Şimdi bunun üzerine damat Berat Bakan diyor ki sebze ve meyvenin fiyatı taşımacılık yüzünden artıyormuş. Yani bakanın söylediği, patlıcanın, biberin, soğanın, patatesin, domatesin ve diğer gıda maddelerinin pahalılığının sebebi Trakya'dan yola çıkan, Antalya'dan yola çıkan, Muğla'dan yola çıkan, Mersin'den yola çıkan, Niğde'den yola çıkan, Nevşehir'den yola çıkan kamyonların şoförleriymiş. Biz bugüne kadar nohut almak için Kahramanmaraş'a, domates için Ege'ye, portakal almak için Antalya'ya mı gidiyorduk? Ya da millet bugüne kadar bütün bunları evinin balkonunda mı yetiştiriyordu? İyice şaşırmış bu adam. İyice şaşırmış bu adam. Gerçekten böyle diyor. Fiyatlar taşımacılıktan artıyormuş. Nakliye fiyatlar için elbette bir kalemdir. Ama günaydın be kardeşim. Domates, biber yıllardır bir yerlerde üretilip bir yerlere taşınıyor. Anlayacağın nakliye işi yeni değil. Ama durun da bir düşünün. Mesela şöyle deseniz hakkınız var. Mazota o kadar zam yaptık ki otoyolları, köprüleri o kadar pahalı hale getirdik ki nakliye masrafı ikiye katlandı. Bunu deseniz hak vereceğiz. Çünkü doğrusu bu. Fiyat artışı taşımadan geliyor diyor ama bunu düzeltmek için de tek bir adım yok. Bunu düzeltmenin yolu bütün dünyada petrol fiyatları düşerken habire benzine, mazota zam yapmak değildir. Devam edeyim. Nakliyede iş mazotla bitmiyor ki. Yolların çileli esnafı, şoförlerimiz diyelim ki depoyu doldurdu. Sanıyor musunuz ki ürünler bir çırpıda İstanbul'a, Ankara'ya gelecek? Zor. Çünkü daha köprüsü var, otoyolu var, pahalı mazotu aldı ama daha 380 lirada köprülere verecek. Osman Gazi Köprüsü mü dersiniz? Garanti ödemeli otoyollar mı dersiniz? Yavuz Sultan Selim Köprüsü mü dersiniz? Ne derseniz deyin. Hangi müteahhidin yaptığı köprüden geçmek isterseniz oradan geçin. Köprüden geçmesen yol uzuyor, yakıt masrafı artıyor. Köprü, otoyol demişken onlara ödenen de bu beş meşhur müteahhitin cebine gidiyor. Bu beşli kim biliyor musunuz? Hani asgari ücretten bile vergi alınırken tek kalemde 500 trilyonluk vergileri silinen müteahhitler. Hepsi bu da değil. Tek kalemde sadece bu kadar. İşte ürünlerin fiyatını yükselten, kamyonların, tırların yaktığı mazotun fiyatı olmasın. Domatesin, biberin fiyatını arttıran o kamyonların geçtikleri köprülere, otoyollara ödedikleri paralar olmasın sakın. Bakın, bizim yaptığımız muhalefet yapıcı. Biz eleştirirken hemen arkasından çözüm önerilerimizi de sunuyoruz. Alın kullanın diyoruz. Allah aşkına biz tüm seçim kampanyası boyunca, 24 Haziran seçim kampanyası boyunca çıktığımız her meydanda sizi uyarmadık mı? Tarım politikalarınız yanlış demedik mi? Girdi maliyetleri yüksek, çiftçi dertli, düşürün bu maliyetleri demedik mi? Dedik ki üretim plansız, çiftçi neyle rekabet ettiğini ve bir sonraki dönemde ne olacağını bilmiyor. İktidarın yönlendirmesi lazım. Üretici dağınık,
Kooperatifler kurdurun, güçlensinler dedik. Verileriniz sağlıklı değil, güncelleyin, yerinde bakın dedik. Ciddi ürün kaybı var, verim düşüyor dedik. Kendi çıkardığınız tarım kanunu bile uygulamıyorsunuz. Çiftçinin hakkı olan 80 milyar lirayı ödeyin dedik. Verilen hibe ve destekler doğru adreslere gitmiyor, denetleyin dedik. Günlük müdahalelerle bu iş çözülemez. Yapısal reformlar lazım. Onlar da şunlardır. Alın, uygulayın dedik. Velhasıl dedik de dedik. Hiç kulak asmadınız. Hiç kulak asmadınız. Nasılsa 5 müteahhidinizin keyfi yerinde. Yazıktır. Dünyada tarım ve hayvancılıkta kendine yetebilen ülkelerden biriyken ne hale geldik? Bunları yapmadıkça mutfaktaki yangın sönmez. Çünkü kurtarmayla her seçim bu iş yürümez. Sadece günü kurtarmak için adım attığınız zaman, oy alabilmek için bu adımları attığınız zaman bu iş yürümez. Aklınızı, fikrinizi beton ekonomisine bağladınız. Milletin sesine kulak vermediniz. Derdine oralı olmadınız. Suç. Ortada bir suç tarifi yapıyorsunuz. Suçlu, suçun sahibi, halde olanlar. Hale, manava, markete, bakkala atıyorsunuz. Şimdi de çıkmış nakliyeciyi, şoförleri suçluyorsunuz. Kimseye suç atmaya kalkmayın. Suçlu sizsiniz kardeşim, sizsiniz. Aziz milletim, bakın ben size en temel meseleyi de çözümü de söyleyeyim. Bu işleri doğru yapabilmek için evvela iyi bir tedrisattan geçmiş. Tedrisat sözünü bilerek kullanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bilebileceğini, anlayabileceğini düşünüyorum. İyi bir tedrisattan geçmiş olmaları gerekir. Ömürlerini vatana hizmet aşkıyla yoğurmuş olmaları gerekir. Gece gündüz bu işlere kafa yormaları, milletin derdiyle dertlenmeleri gerekir. Yanlarında akrabaların değil, işinin uzmanı, ülkesine sadık ve ehil kadroların olması gerekir. Bunların sağına bak akraba, soluna bak o 5 müteahhit. İyi Parti'de hem yönetim tecrübesi hem de vatanına ve milletine sadık ehil kadrolar var çok şükür. Planlarımız hazır. Planlarımız hazır. Hepsini uygulayıp her sektörü ayrı ayrı ayağa kaldıracağız. Milletimiz de bunu görüyor ki her geçen gün bize teveccühleri artıyor. Her gün Türkiye'nin dört bir yanından mektuplar geliyor, telefonlar geliyor, talepler geliyor. Aramızda kalsın. Herkes çözümün farkında ha. Milletime sandığı bekliyor, sandığı. Değerli milletvekilleri, sevgili gençler. 48 gün sonra yerel seçimlere gidiyoruz. Bu seçim iktidarın değiştirileceği bir seçim değil. Yine aramızda kalsın. Defalarca söyledim, bir kere daha söyleyeyim. Koltukların bekası tehlikede değil. Bu seçim belediye hizmetlerinin daha iyi yapılmasını sağlayacak bir seçim. İyi Parti olarak bizim İyi belediyecilik diye bir anlayışımız var. Nedir bu iyi belediyecilik? Size biraz bundan bahsedeyim. İyi belediyecilik öncelikle
vatandaşın alması gereken hizmeti ona en uygun şekilde sunmaktır. İktidar vatandaşımın derdini çözmüyorsa o derde de çare üretmektir. Yani benim, bizim, belediye başkanımın ve belediye başkanımızın ilinde, ilçesinde, beldesindeki sorunları çözmesidir. Bakın bu elimdeki iyi belediyecilik kitabı. Tüm belediye başkan adaylarımıza dağıtıldı. Bu kitapta bir ant var. Seçimden önce her adaya imzalattırmak üzere bir ant kalemi aldık. Bu bir yemin metnidir. Neyin yapılacağını ve neyin yapılmayacağını gösteren bir yemin metnidir. Adaylarımız buraya attıkları imzayla milletimize söz vermiş olacaklar, kendilerini bağlayacaklar. Belediyeyi kazandığımızda 5 yıl boyunca adım adım ne yapacağımız belli. Uygulama yöntemleri belli. Hangi kadrolara ihtiyaç duyulduğu belli. Her sorunun çözümü belli. Bir an evvel hızlıca uygulamaya koyacağız. Burada ücretsiz internetten şefkat evlerine, milli duruştan ortak akla, sanat ve estetikten kadınlarımızın sorunlarına, akıllı iyi kentlerden dar gelirliye verilecek desteklere, yaş almışlarımız için iyi yaşam evlerine, engelsiz kentlerden ücretsiz ulaşıma, hatta komşu ve mahalle kültürüne kadar birçok konuda çözümlerimiz hazır. Önümüzdeki günlerde tüm projelerimizi tek tek tanıtacağız. Göreceksiniz, milletimiz İYİ Parti'nin kentleri nasıl yönettiğini görüp ülkenin yönetimini de ehil ellere bırakacak. Şimdi sizi bu ehil ellerden biri olan Tokat Belediye Başkan adayımız Sayın Hüseyin Yarıcı ile tanıştıracağım. Bakın, buradan ilan ediyorum. İYİ Partili belediye başkanlarının hizmetinde tek bir ölçü olacak. O şunun yakını, bu bunun torpillisi, öteki şuranın ağası falan denmeyecek. Benim vatandaşım cebinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını çıkardığı anda, yani şunu çıkardığı anda, yani bizi birbirimize bağlayan tapu senedini çıkardığı takdirde hakkı olan tüm hizmetleri eksiksiz alacak. Vatandaşım şundan emin olacak. İYİ Partili başkan partisine, etnik kökenine, inancına bakmadan herkese eşit ve hakkaniyetle hizmet edecek. Milletimiz şundan emin olacak. Bu kimlik kartı 82 milyonluk bir ailenin eşit haklara sahip olduğu ortak tapu senedidir. Ortak tapu senedidir. İYİ Partili bir belediye başkanının yönettiği kentte torpil de budur, ağ da budur, paşa da budur.
Göreceksiniz. Vatandaşımıza bu huzuru, bu güveni yaşatacağız. Altını önemli çizmek istediğim bir nokta daha var. İyi belediyecilik kitabında benim en çok önem verdiğim yer şurasıdır. İyi başkan ne yapmaz? Bakın size biraz kopya vereyim. Öncelikle lüks ve şatafat içinde yaşamaz. Lüks makam araçları kullanmaz. Kendisi ya da yakınları sebepsiz yere zenginleşmez. Adı yolsuzluklarla yan yana gelmez. Personel alımlarında hısım akraba korumaz, kollamaz. İşin ehlini arar ve tüm vatandaşlarımızın hakkı olduğunu bilir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu iradesiyle ters düşenlerle işi olmaz, olamaz. Mersin hepinizin sesini bastırdı, haberiniz olsun. Dini inançları siyasi malzeme yapmaz. Söylemlerine dini alet etmez. Bunun yerine mukaddes dinimizin emirleri ışığında her işinde hakkaniyet ve adalet arar. Çevreye ve Allah'ın bize lütfu tabiata zarar verecek projelere izin vermez. Hayvan haklarını ihlal etmez. İhlale duyarsız kalmaz. Kimseyi küçümsemez. Kibre kapılmaz. Toplum yararına olmayan, cukkayı dolduran gösterişli yatırımlar yapmaz, yapamaz. Belediye başkanlığı yetkilerini kendi duygu ve düşünceleri doğrultusunda kullanmaz. Bunlar sadece özeti. Bir bizim belediyecilik anlayışımıza bakın, bir de bu muhteremlerin. Lafa gelince, şunlar en şahane belediyeciler. İnsan hiç mi Allah'tan korkmaz, hiç mi kuldan utanmaz? Anlayamıyoruz. Bu kentleri nasıl bu hale getirdiniz siz? Buna nasıl müsaade ettiniz? Kendiniz söylüyorsunuz. Bu şehirlere böyle nasıl ihanet ettik diye kendiniz söylüyorsunuz. Şimdi anlatın da dinleyelim şu gönül belediyeciliği hikayelerinizi. Ben size söyleyeyim. Bunların gönül belediyeciliği değil, dedikleri hani gönül, kalpten, vatandaşla hemhal olmak, milletimizle, milletimizin derdiyle dertlenmek değil, cüzdanlarının gönlü, cüzdanlarının gönlü. Yarışma başladı. Vallahi İsmail Koncuk'la Metanet Çulhaoğlu. Ya sizinkiler bastırdı sesleri. Yo. Evet, hepsi Çukurova. Çukurova. Teşekkür ederim, sağ olun. Bak şimdi. Bak şimdi böyle diyorsunuz. Böyle söylüyorsunuz. Sonra birileri kızıyor. Sonra birileri üzülüyor. Nereden çıkardılar deniliyor. Hazır unutturmaya çalışırken. Oğlum, kızım hatırlatıyorsunuz. Uykular kaçıyor. Yapmayın. Hepsi yaşlı başlı adam. Yapmayın. Üzmeyin. Çukurova burada. Çukurova burada. Tamam, teşekkür ederim. Ekonomide, devlet yönetiminde, belediye yönetiminde
Böyle bir ciddiyetsizlik görmedik. Özal'ı gördük, Demirel'i gördük. Aramızda bulunan pek çok arkadaşımla birlikte beraber çalıştık. Erbakan Hoca'yı gördük, beraber çalıştık. Tansu Hanım'ı, Mesut Bey'i gördük. Onca bakan, bürokrat, uzman, danışman tanıdık. Böyle bir yetersizlik, böyle kifayetsiz kadrolar görmedik. Önümüzdeki belediye seçimlerinde işte bunları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Belediyecilik sadece bir şehrin çöpü, elektriği, suyu değildir. Alınan bir yanlış imar kararı bile soframıza gelen soğanın, biberin fiyatını 16 liraya yükseltebiliyor. Bunu görebilen bir vizyon olması gerekir. Bu vizyon 1000 yıldır bu topraklarda vardı. Selçuklu'da vardı. Osmanlı'da vardı. Onlar ne yaparlardı biliyor musunuz? Açın, ekonomi tarihini okuyun lütfen. Mehmet Genç hocamız vardır. Hem iktisat tarihçisi hem Osmanlı arşivcisi. Diyor ki Osmanlı ekonomide ilk olarak milletin iaşesini düşünürdü ve ekonomiye bu gözle bakardı. Ekonomiye, millete en kaliteli, en güzel ürünleri nasıl en ucuz fiyata ulaştırırım diye bakardı. Yüzlerce yıl evvel Osmanlı'da olan vizyonun zerresi Damat Bey'de yok maalesef. Olması da beklenemez. Bir insan ehil değilse, derdi de milletin geçimi değil, kendi çıkarıysa geçmiş ola. Ez cümle, başa koyduğun adam işini yapıyor mu diye bakacaksın kardeşim. Şöyle bir anlayış olabilir mi? Evet, bu hırsız ama bizim hırsızımız. Utanmadan bunlar söyleniyor ülkemizde. Utanmadan bunlar söyleniyor ülkemizde. Sonra o hırsızlığı örtmek için 3-5 kişi daha işe ortak oluyor. Millete hizmet götürecek paralar da bunların cebine doluşuyor. Sonra vah Mehmet amcanın, Ayşe Hanım'ın başına gelenlere. Aziz milletim, bir de bunlara ortak olmak, beraber çalmak için sana Habur günlerinde olduğu gibi, 2010 referandumlarında olduğu gibi en rezili en güzel diye yutturmaya çalışıyorlar. Bu sefer vay devletin başına gelenlere. O dönem bizzat uyarmama rağmen 2010'da bizzat altını çizerek söylüyorum. Şahsen uyarmama rağmen yanlışlarından dönmediler. Yaptıkları yanlışın bedeli 15 Temmuz hain darbe girişimi oldu. Ve bu aziz millet devleti köprüden, sokaktan toplayıp getirdi. Dostça tavsiyem odur ki sütü bozuk, kumaşı defolu olandan adam olmaz. Bir an evvel değiştir o hainleri, kifayetsizleri. Başkasını sokan yılanı sakın ha koynunda barındırma. Fıtratı odur ki gün gelir seni de sokmaya kalkar. Hatırlayın, televizyonlarda Türk bayrağına saldıranlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin adını değiştirmeye kalkışanlar, okyanus ötesine yalakalık yapanlar, ne hikmetse şu anda size metiyeler diziyor. Neden acaba diye bir düşünün bakalım. O zamanlar Ergenekon'du, balyozdu diye bağırıp terörist başına iltifat ederken nereye hizmet ediyorlardı? Bunlar paralı asker kardeşim, paralı asker. Bir an evvel gereğini yap, yok tembellik edersen, beklersen zaten biz geliyoruz. Türk devlet hafızası unutmaz. Türk
Devlet hafızası unutmaz, unutmaz. Devlet tecrübesi olan bir insan olarak biz de unutmayız. Biz de unutmayız. Değerli milletvekilleri. Teşekkür ederim. Sağ olun. İkinci bir hususta vergiler. Nazik bir dille sesleneyim. Çok rica ediyorum. Düşün şu milletin yakasından. 2002'de siz geldiğinizde 60 milyar vergi toplanıyordu. Siz geldiniz, bu sene 760 milyar lira vergi toplanıyor. Bu nedir arkadaş? Millet biber alacak para yok diyor. Siz vergiyi 13 katına çıkarıyorsunuz. Bu Allah'tan reva mıdır? Bu parayı ürünü ucuzlatmak için de harcamıyorsunuz. Peki nereye harcıyorsunuz Allah aşkına? Gerçi biliyoruz nereye harcadığınızı. Milletimiz de artık biliyor, görüyor. Ama şöyle hatırlatayım. İsraf haramdır. İsraf haramdır kardeşim. 700 milyar fazladan vergiyi geçtik. 2002'den beri yurt dışından borç morç 600 milyar dolar da para girmiş bu ülkeye. Nereye gitti bu paralar? 600 milyar doları geçtik. Bir sürü, bir dünya, pek çok özelleştirme yapıldı. Ne var ne yok satıldı. Nereye gitti bu paralar? Hadi onları da geçtik. Bütün kamu bankaları görev zararı yazıyor. Merkez Bankası'nın yıllık kar payı toplantısı erkene alınıp kasada ne kadar kar varsa hazineye aktarılıyor. Kardeşim, nereye gidiyor bu paralar? Bu paralar öyle iki köprüyle, otoyolla, iki hastaneyle açıklanacak rakamlar değil. Eğer benim soframa gelen ürünün fiyatı inmiyorsa, ben geçinmekte zorlanıyorsam bunun başka bir açıklaması olması gerekir. Memleketin geldiği yer belli ama hala pişmanlık belirtisi yok. Utanmadan iyi yapıyoruz diyorsunuz. Dengemizi bulduk diyorsunuz. Bu nasıl bir söz, nasıl bir laf? Gerçekten anlayabilmiş değilim. Fiyatlar almış başını gidiyor. Vergi üstüne vergi biniyor. Damat bey çıkmış, dengemizi bulduk diyor. Neyin dengesi bu? Neyin dengesi? İşin aslı şu ki sizinle 17 yıldır ne Türkiye dengesini bulabildi ne de siz Türk siyasetinde denginizi bulabildiniz. Merak etmeyin. Harika bir slogan bu ya. Tebrik ederim sizi. Türkiye'nin dengesi de İyi Parti, sizin denginiz de İyi Parti. Elhamdülillah İyi Parti var. Değerli kardeşlerim, birçoğunuz şahit olmuşsunuzdur. Esnafımızın dışarıda bir işi çıktığında dükkana tanıdık ve güvenilir birinin gelmesini bekler. Yarım saat kasada dur da filanca yere gidip geleyim der. Emin olun o esnafımızın hiçbiri bu ekonomi yönetimine güvenip de bir büfeyi dahi teslim etmez. Bunlar Türkiye'yi yönetiyor. Büfeyi teslim edemeyeceğiniz kişiler Türk ekonomisini yönetiyor. Memleketin haline bakar ve bilir ki yarım saatte dükkana topu diktirir. Ama muhalefetin ekonomisi damada teslim. Haliyle sonuç bu. Şimdi bir çözüm bulduk diyorlar. Ne yapacaklar? Tanzim satışlar. Yani satışı devlet yapacak. Tanzim satış işine karşı değiliz. Hay hay yapın, yapmalısınız ve genişletin. Ama hani bunlar yeni Türkiye deyip eskiyi beğenmiyordu? Bu milletin dişiyle tırnağıyla kurduğu fabrikaları
haraç mezat satarken devlet ticaretle mi uğraşır diyorlardı. Ne oldu? Bu gerçek oldu. Evet, haklısın. Buldukları çözüm, pahalı olan her şeyi devlet eliyle ucuza satacaklarmış. Şu işe bakar mısınız? Devletin en stratejik fabrikasını özel sektöre devrediyorlar. Domatesi, biberi devlete sattıracaklar. Onu da bir zamanların karneye bağlanan ekmeği gibi sınırlı bir kiloyla veriyorlar. İstediğiniz kadar alamazsınız. Bu gidişle domatesi, biberi karneye bağlarlarsa şaşırmayın. Allah insanları en beğenmediği alanlarla imtihan edermiş. Hepimizin gözünün önünde bunlar gerçekleşiyor. Bir hesapsızlığın sonu bu. Gerçekten merak ediyorum. Bu gidişin sonu ne olacak? Mesela otomobil fiyatları da katlandı. Yarın millet feveran edince devlet oto galerisi mi açacak? Sorunu inkar ediyorlar. Çözümleri de çözüm değil. Diyelim ki milleti 2 ay daha oyaladınız. Sonra ne yapacaksınız? Marketlere biraz daha bağıracağım diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bu işler bağırıp çağırma ile olsaydı dünyada fakir ülkede fakir insan da kalmazdı. 6 aydır bağırıyorsun. Peki niye düşmüyor bu fiyatlar? Çalışmayacaksınız, üretmeyeceksiniz. Ne bulursanız satıp betona gömeceksiniz. Sonra da bağırıp çağırmakla düzelteceksiniz. Böyle bir dünya yok. Eğer siz bunu hallederseniz ekonomide Nobel ödülüne aday olmanız gerekir. Eğer bağırarak ekonomiyi, tehdit ederek ekonomiyi Türkiye'de çözecekseniz, dünyada hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi gelenekten geliyor olursa olsun, bütün iktisatçıların kitaplarını çöpe atmamız gerekir. Ama böyle bir dünya yok. Üretmezseniz yok, çalışmazsanız yok, yok böyle bir dünya. Ha bir de sandığa giderken bize gündem ezberletmeye çalışıyorlar. İstiyorlar ki sandığa BK diye gidelim. Biraz evvel söyledim. Korkmayın, korkmayın, korkmayın. Size demiyorum ya, biz niye korkalım? Biz nelerin içinden geçtik yani, bu ne ki? Korkmayın, korkmayın. Korktukların bekası tehlikede değil. Biriniz için 4 yıl sonra seçim var. E diğeri hepimizi attı zaten. Dolayısıyla sandıkla sandığa giderken sandalyelerin, koltukların bekası tehdit altında değil kardeşim. Bırakın milleti germeyi. Bu dayatma gündemine gitmeyeceğiz. Öyle yağma yok. Sandığa ekonomi diyerek gideceğiz. Tencere kaynamıyor diye gideceğiz. Milletin gündemiyle gideceğiz. Milletin gündemiyle gideceğiz ve bu gündemi unutturmayacağız. Yerel seçimlerde muhtar seçerken, belediye başkanı seçerken Türkiye'nin bekasının bu seçimin, o muhtarın seçiminin, o belediye başkanının seçilmesinin Türkiye'nin bekasıyla ne alakası var? Bu böyle bir yanılsamayı elimizin tersiyle iteceğiz ve milletimizin gerçek gündemini unutturmadan bu seçime gideceğiz. Aziz milletim, geçtiğimiz hafta İstanbul'da bir bina çöktü. 21 vatandaşımız enkaz altında kalarak vefat etti. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. O enkaz bir binanın enkazı olması ötesinde bir yönetim anlayışının ve bir ekonomik modelin enkazıdır. Bir ahlaki tükenmişliğin,
Allah'ın yarattığı canı bile hiçe sayan gözü dönmüşlerin yarattığı enkazdır. İyi Parti bu elim olayın peşini asla bırakmayacak. Bu inşaatı yapan müteahhitten de, inşaata izin veren belediyeden de, denetlemeyen büyük şehirden de hesabını soracağız. Bu olaydan alacak çok dersimiz varmış. Öyle diyorlar. Bu olaydan alacak çok dersimiz varmış. Arkadaşlar öyle söylüyor. 25 yıldır siz ders alabilseydiniz bu felaketleri yaşamazdık. 8 katlı binanın 3 katı kaçak. Altındaki atölye kaçak, işçiler kaçak. Can kaybı var, yaralı var, yayın yasağı var. Enkazın başında nutuk çeken şehircilik bakanı var. Ama meydanda bir tek suçlu yok. Yine fıtrat deyip Allah'a bühtan edecek. Madenlerdeki göçüklerin, tren kazalarının, iş cinayetlerinin üstünü nasıl örttülerse bunu da öylece geçiştirecekler. Bunları söyleyince de lafları hazır. Acılar üzerinden siyaset yapılmaz. Bakın kardeşim, siz siyaseti para, pul, ranttan ibaret sanıyorsunuz. Ama siyaset o acılar yaşanmasın diye yapılır. Ve siyaset bu acılara susacaksa kapıya kilit vurup gitsin zaten. Akıllarınca işi tantanaya getirip ihmalin, rüşvetin, rantın faturasını yine millete kesecekler. Kaşgar'ı, Herat'ı, Buhara'yı, Semerkant'ı kurmuş bir millet bu hoyratlığa, vandallığa tahammül edemez ve etmeyecektir. Sağ olun, teşekkür ederim. Yerel yönetimlerle sizi yayına getirelim. Efendim? Evet, haklısınız. Şehirlerimize ihanet edildi. Kendi gök kubbemiz çökertiliyor. Milletimiz bunun hesabını elbette soracak. Elbette bedelini ödetecek. Kim yaptı bu binaları? 25 senedir kim yönetiyor bu şehri? 25 senedir aynı kişiler yönetiyor. Sözlerine bakarsan sanki dün gelmişler. Her şeye şaşırıyor bunlar. Her şeye şaşırıyor. Yani aldatma, kandırma işine gidersek grup uzar. Konuşma uzar. Liste uzar. Zaten benim yani merak ettiğim şey bu kadar kandırıkçılığa kapılan bir yönetim anlayışı ve yöneticiler yani nasıl önüne gelenin kandırdığı nasıl yönetiyor işte sonuçlar meydanda. Tabii kesin suçu bir başkasına atacaklar, kesinlikle suçlu bir başkasıdır. Kardeşim, ormanları gizlice yedi cüceler mi kesti de sen görmedin? Deniz kenarlarını orklar, Yecüc Mecicler mi istila etti de sen durduramadın? Zeytinburnu'nda en yakın arkadaşınız değil miydi izinsiz, ruhsatsız binayı dikip İstanbul'un süliyetini bozan? Hatırlıyor musunuz? Hani tıraşlasın o binayı, kırgın mı arkadaşa demiştiniz? Ama adam yine bildiğini okudu. Uygulayacak kanununuz mu yoktu? Yahu siz değil miydiniz helikopterlere doluşup cirit atarken, aha şehirlerin üstünde cirit atarken, aha da şuraya site yapılsın. Buraya beton dökelim, şu araziyi hazineden vakfa devredin, vakıftan falancaya kaynak girsin, filanca da kılıfına uydursun diyen, canım İstanbul silüetinde minarelerin arasına kuleleri yerleştiren siz değil misiniz? Torunu olduğunuzu iddia ettiğiniz Osmanlı döneminde bilir misiniz? Minarenin boyunu geçecek, minareyi kapatacak, camilerin o minare süliyetlerini kapatacak bina yapmak yasaktı, yasak İstanbul'da.
ve ecdat vallaha bugün vücut bulsa hepsini palayla kovalar. İstanbul'u katlettiniz, İstanbul'u şehir olarak katlettiniz. Şimdi çöken binalarla insanlarımız bedelini ödüyor. Benim milletim huzur içinde, kendini güvende hissettiği, ağız tadıyla yaşayacağı şehirleri hak ediyor. Koca bir Mimar Sinan çıkarmış, muazzam bir medeniyetin çocuklarıyız biz. Biz milletimizin bize verdiği yetkiyle ve damarlarımızda akan vatan sevdasıyla iktidarda bulunanlara sürekli doğru yolu göstermeye çalışıyoruz. Bazılarını dinliyorlar da ama sonra fıtratları gereği topukları üzerinde geri dönüyorlar. İyi Parti'ye engel olduklarını düşünüyorlar ama aslında Türk milletinin yoluna taş koyuyorlar. Aziz milletim, AK Parti kadrolarına sorarsanız Türkiye güllük gülistanlık. Geçen haftaki grup konuşmasında şöyle diyor. Kimsenin pazardan, çarşıdan bahsettiği yok. Herkes halinden memnun. Beyefendi gidiyormuş, soruyormuş, herkes halinden memnunmuş. 300 korumayla vatandaşın tepesine dikilirsen, sana diyeceği odur tabii. Milletin halini sormanın yolu o değildir. O işler nasıl yapılır? Hem Cumhuriyet tarihimizde, hem Osmanlı tarihinde binlerce örneği var. Bir idareci halkın durumunu bizzat öğrenmek istiyorsa önüne mehteranı, arkasına zülüflü baltacıları alarak meydana çıkmaz. Neymiş efendim? Neymiş efendim? Muhalefet domates diyormuş, patlıcan diyormuş, soğan diyormuş. Ne diyelim peki? Vallahi bizim yediklerimiz bunlar. Siz de kalkın sarayda yediğiniz, içtiğiniz ejder meyveli smoothie'yi anlatın kardeşim. Şimdi arabadan indim buraya geliyorum. Lütfü Bey ile beraber Lütfü Bey dedi ki kıyafetinizin rengi patlıcanı hatırlatıyor. Şuur altına mesaj mı veriyorsunuz? Şimdi benim şöyle bir huyum var. Kafama takılan her konuda istemsiz eylemlerim oluyor. 28 Şubat toplantısına da yeşil bir kıyafetle gitmişim. Vallahi haberim yok. Seçimimden haberim yok. Bir de üstüne üstlük şöyle bir gömlek, düğmeler sık 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 sık. O zaman birisi dedi ki, o günün çok böyle şiddetli arkadaşlardan birisi, siz bize mesaj mı veriyorsunuz dedi. Ben baktım, yeşil giymişim meğerse. Dolayısıyla valla mesaj vermiyorum ama şuur altım mesaj vermiş size dedim. Şimdi de bugün de mor giymişim. Arkadaş dedi ki patlıcanı hatırlatıyorsun. Öyleyim, kıyafetlerime bundan sonra bu gözle bakacağım. Bunlar alışmışlar. Evet efendimci muhalefete. Bizden de aynısını bekliyorlar galiba. Kendi hataları, yanlış ekonomi politikaları sonunda fiyatlar uçup gidince başladılar bahane üretmeye. Burası mühim. Biz düşmana mermi atıyoruz. Bir merminin fiyatı nedir biliyor musunuz diyorlar. Sebze ve meyvenin fiyatı güya bir de bu yüzden yükseliyormuş. Bunlar bahane ustası oldu. 40 yıl düşünsek meyve, sebze ile mermiyi aynı cümlede kullanmak aklımıza gelmezdi. Bu sözün ülkenin cumhurbaşkanının ağzından çıkmış olması büyük bir talihsizliktir. 3 tane belediye için Türk devletini bu kadar aciz göstermek olur mu? Sebzenin fiyatıyla merminin ne alakası var? Mermiyi sivri biberden, barutu domates çekirdeğinden mi yapıyorsunuz? Böyle bir ciddiyetsizlik olur mu?
Bu devlet ilk kez mi düşmana mermi sıkıyor? Devleti yönetiyorsan hem atılacak mermiyi bulacaksın, hem de ekmeği aşı ucuzlatacaksın. Suriyelilere harcadığın 45 milyar dolar ekonomiyi batırmıyor da düşmana sıktığımız mermiler mi batırıyor? Biz bizimle birlikte milletimiz çarşı pazar deyince, patates soğan deyince, sarayda ejder meyvesiyle beslenenlerin aklına birden Çanakkale ruhu geldi. Bu kadar mücadele ediyoruz. Bir mermi kaç para biliyor musunuz diye soruyor. Beri bak efendi, bu millet vatanı için verilen mücadelenin muhasebesini tutmaz. Yakılan merminin, sıkılan merminin hesabını sormaz. Zaten sorduğu da o değil. Ama hazır sorudan bahsetmişken ben sorayım. 2,5 trilyon liraya aldığın o lüks uçağın kaç mermi eder? Önce bunu bir hesapla da sonra millete ahkam kesersin. Eski bir İçişleri Bakanı olarak bir F-16 uçağının mühimmat kullandığı takdirde saatlik maliyeti 80 bin dolar. Yani 400 bin lira. Senin o uçağının parasıyla 158 F-16 uçağımızın her biri 40'ar saat uçar. Her biri 40 operasyon yapar. Senin o uçağının parasıyla Mehmetçiğin tabancasına, tüfeğine 1,666,000,000 tane mermi alınır. Mehmetçiğin tüfeğine 1,000,000,000 tane mermi alınır. Millet ordusunun muhasebesini tutmuyor. Ama bil ki senin şatafatının hesabını tutuyor. Evet, evet, evet. Aram olsun. Aram olsun. Aziz milletim, Türk İş geçen hafta açıkladı. 4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırı 6.542 lira. Yani 4 kişiyseniz ve eve ayda 6.500 liradan az para giriyorsa yoksulsunuz. Şimdi soruyorum. Evinize bu kadar para giriyor mu? Geçtim 6.500 lirayı. 3 çocuğu olan bir baba asgari ücretle ne yediriyor, ne içiriyor evladına? Ülkede bu maaşları görebilen kaç kişi var? Geçen yıl 1,000,000 kişi daha işsiz kaldı. Ve işsiz sayımız resmi rakamlarla 4,000,000 kişi oldu. Bakın, biz bu sayıları söyleyip geçemiyoruz. İçimiz sızlıyor. Bunlar rakam değil. Bunlar insan. Bu 4,000,000'un her biri bir insan, bir insanın evladı. Her biri bir öykü, umutları var, hayalleri var, sevdiklerinin sorumluluğunu taşıyan insanlar var. Çocuğu bir şey istediğinde boynunu büken babalar bunlar. Etli yemek istediğinde buzdolabının kapağını açan ama kapatamadan dalıp giden anneler bunlar. Ülke son 10 yıldır yerinde sayıyordu. 6 aydır da iktidar oldukları yıla, 2002 seviyesine döndü. Artık yerinde bile sayamıyor. Türkiye'nin yeni bir atılıma ihtiyacı var. İyi Parti, üretime dayalı yeni bir kalkınma vizyonuyla milletimize hizmet etmeye hazır ve kararlıdır. Yoksulluk, hayat pahalılığı ve krizler Türkiye'nin kaderi değildir. Bunlar hatalı politikaların sonucudur. Türkiye fakir ve güçsüz kalmaya mecbur değildir. Türkiye dünyanın lider ülkesi olmalıdır. Değerli kardeşlerim,
Geçen hafta Yunanistan Başbakanı ülkemize geldi. Misafirdir. Hoş geldi, sefa geldi. Ama yakışmayan işler oldu. Söylemeden geçemeyeceğim. Delikanlılık demişken, bu Rabiacı muhteremler yine delikanlılığın kitabını yazdılar. Türkiye'ye sığınan Muhammed isimli bir genci, Mısırlı bir genci Sisi'ye iade ediyorlar. Hani Rabia onurunuzdu, şerefinizdi? Hani Sisi darbeciydi? AK Parti'ye oy veren kardeşlerim, bu riyayı görün. Bu ikiyüzlülüğü görün. Rabia yaptığınızda Rabiacı Muhammed'i Sisi'ye teslim edenin yine bunlar olduğunu görün. Aziz milletim, geçen hafta andımızın geri getirilmesiyle ilgili önerge verdik mecliste. Önerge AK Parti ve HDP'nin oylarıyla reddedildi. Andımız PKK'nın talebi üzerine çözüm denen ihanet sürecinde kaldırılmıştı. Şimdi geri getirilmesine engel olan üçlüye bakınca kimin ne uğruna, kiminle birlikte olduğunu da milletimizin takdirine bırakıyorum. HDP Cumhur İttifakı'nın gizli ortağıdır, gizli ortağı. Onların iftiralarına altyapı hazırlamaktır. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Yaptıklarına bakarsanız kimin ne olduğunu anlarsınız. Aziz milletim, Doğu Türkistan için bizden başka ses veren, ah eden yok. Her defasında soruyorum. Ey iktidar, Çin'den paralar gelmedi mi daha? Vicdanınızda mazlum, mümin Türklerin feryadı ne zaman duyulacak? Hafta sonu büyük ozanımız Abdurrahim Heyit'in cezaevinde vefat ettiği haberi yayıldı. Çalmadık, kapı bırakmadık. Devletimizin Doğu Türkistanlı kardeşlerimizle ilgilendiği yok ki bilgi alabilelim. Vefat haberi yüreklerimizi dağladı. Ama sonradan anlaşıldı ki ozanımız yaşıyor. Şimdi grup başkan vekillerimiz üzerinden milletvekillerimizin bir heyet yapıp hükümetten talep edip ozanımızın durumunun ne olduğunu belki Çin'e giderek öğrenip belki Türkiye'de tedavi olma, hasta olduğuna dair bilgiler var. Türkiye'de tedavi olmasını sağlamak gibi bir görevi buradan size tevdi ediyorum. İnsan utanır be. Evlere Çinli erkekler yerleştiriliyor, Çinli erkekler. Günahtır be, günahtır. Siz nasıl Müslümansınız? Günahtır. Ne demişti Büyük Ozan? Dedim niçin korkmazsın? Dedi Tanrım var. Dedim ya başka? Dedi halkım var. Bu vesileyle kendisine sağlık ve sabır diliyorum. Şükürsüden içim yana yana Doğu Türkistanlı soydaşlarımızın uğradığı zulmü haykırdım. Başkaları ses verirken Türkiye sessiz kalmasın diye uğraştım. Ama Çin'den gelecek 3 kuruşun hesabını yapanlar sessiz kaldılar. Doğu Türkistan unuttular. AK Partisi de unuttu. MHP'si de unuttu. Değerli arkadaşlarım, İyi Parti bugünlere kolay gelmedi. Hepinizin emeği var. Allah hepinizden razı olsun. Salon vermediler, meydanlarda buluştuk. Elektrikleri kestiler, megafonla konuştuk. Meydanda bomba var dediler, inadına oraya doluştuk. Yirmi sekiz Şubat'ta tanklara boyun eğmeyenleri
çöp kamyonlarıyla durduracaklarını sandılar, gülüp geçtik. Her türlü engeli cesaretle, dik duruşla ve vakarla aştık. Hedefe giden yolun gülle değil, taşla, dikenle dolu olduğunu hepimiz biliyoruz. Çölde göğsüne kızgın kayalar konulan Habeşli Bilal'in çektikleri yanında bunlar nedir ki? Çekirge yiyip Medine'yi müdafaa eden Fahrettin Paşa'nın çektikleri yanında bunlar nedir ki? Ve Irmağında Kürşad'ın, Sakarya'da Mustafa Kemal'in yaşadıkları yanında bunlar nedir ki? Biz kimseye kolay bir zafer vaat etmiyoruz. Biz Uhud'da zırhını kuşandıktan sonra kararın değiştirilmesini isteyenlere Allah'ın hükmü belli olmadan bu zırhı çıkarmak yakışmaz buyuran peygamberimizin sevdalılarıyız. Atılacak her adımı istişare ederiz. Ama bir kere karar verdikten sonra Allah şahittir. Ölsek bile yolumuzdan dönmeyiz. Dönmeyeceğiz, dönmeyeceğiz. Değerli kardeşlerim, buradan herkese tekrar hatırlatıyorum. Telaş varsa ümit de vardır. Emin olun, ümidimiz çoktur. Ümit var olun. Niyet hayır, akıbet hayır diyerek yola çıktık. Allah'ın izni ve sizlerin mücadelesiyle zafer yakındır. Delinse yer, çökse gök. Yansa, kül olsa dört bir yan. Yüce dileğe yine yürürüz, yayan yayan. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Allah kötülerle karşılaştırmasın. Millet bizden hizmet bekler. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu sevgili izleyenler. Akşener grup toplantısında televizyon kanallarının birçoğunun grup toplantısını vermiyor olmasına sitem etti. Sınırlı da olsa milletime sesimi duyurabiliyorum dedi. Ekonomi gündemindeydi. Özellikle ekonomi konusunda hükümete yüklendi Meral Akşener. Bu gidişle domatesi biberi karneye bağlayacaklar ifadelerini kullandı. Tanzim satış noktaları uygulamasıyla ilgili. Bundan sonra ne olacak diyor. Mesela otomobil fiyatları arttı. Millet isyan ederse hükümet mi otomobil satış yapacak? Devlet otogaleri mi kuracak diye sordu Meral Akşener. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan patlıcancılar, bibercilere, patlıcancılara sesleniyorum demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve demişti ki bir merminin fiyatı ne kadar biliyor musunuz? İşte bu ifadelere Meral Akşener'in bir tepkisi vardı. Akşener bu devlet ilk defa mı düşmana kurşun sıkıyor dedi. Sen asıl uçağın kaç mermi eder bunları söyle dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Meral Akşener özellikle ekonomi konusunda hükümete yüklendi diyelim. Ve şimdi devam edeceğiz. Tokat'ın Artova ilçesinde Şehit Bekir Kurt Ortaokulu'nda eğitim gören 14 öğrenci İstiklal Marşı'nı işaret dili ile görselleştirdi. Sosyal medyada paylaşılan klip büyük beğeni aldı. Böylece noktalayacağız. Yarın sabah saat 9 olduğunda tekrar bu ekrandan sizlere günaydın diyeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.